Evet arkadaşlar, program geliştirme 3. dersimize giriş yapabiliriz. Bakalım neler göreceğiz. İlk dersimizde arkadaşlar konu tasarımlarını bitirdik. Hepsi önemli. Öğrenciyi önemsemiyorlar ama pek. Biraz öğrenciyi ciddiye alalım arkadaşlar. Öğrenen merkezli tasarımlar öğrenciyi gerçekten önemser. 4 çeşit zaten tahtada görüyorsunuz arkadaşlar. Notlarınızda da mevcut. Bana sorarsanız kritik bir konu. Arkadaşlar öncelikle anlatayım. Aradaki farkı hemen göreceksiniz arkadaşlar. Bakın bunu beraber yazalım. 2005 sonrası Türkiye programları çocuk merkezli tasarlandı arkadaşlar. Bunu bilelim. Finlandiya programları da yaşantı merkezli tasarlandı. Finlandiya'ya herkes hakim diye arkadaşlar onu yazdım. Finlandiya programları. Bunu yazdıktan sonra arkanıza yaslanın, bir bana odaklanın. Bir 3-5 küçük anlatı yapayım. Türkiye'de nasıl olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben de bir program geliştirmeciyim. Malum tam uzmanlık alanım bu. Yöntem, teknik ve program geliştirme zaten ortak alan. Dedik ki çocukları önemseyen bir program yapalım. Ama çocukları tek tek tanımaya gerek yok. Çocukların okula gelmesini beklemeye gerek yok. 13 yaşındaki çocuklar ne ister? Gelişimcilere, öğrenmecilere, rehberlikçilere, öğretmenlere, velilere ve çocuklara sorabiliriz. Tabii Türkiye'de milyon tane öğrenci var. Hepsini sormak saçma. Bir örneklem grup alırız. O örneklem gruba sorarız ve oradan mantık yürütmeye çalışırız dedik. Ve öğrencileri önemseyen, bana sorarsanız çok da güzel olan bir program yaptık. Fakat Finlandiya dedi ki hayır, çocukların hepsini aynı kefeye koyamayız. Evet, ortak ihtiyaçları olabilir ama okula gelmeden çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek mümkün değil. Peki ne yapalım? Okula gelsinler. Onlara farklı yaşantılar sunalım. İstedikleri yaşantıları seçsinler. Hoşuna gitmeyenler olursa iptal etsinler. Bu şekilde okuldayken programı dokuyalım. Okul merkezli program geliştirme gibi bir şey arkadaşlar. School based program diyorlar arkadaşlar. Peki o zaman bir şey sorayım arkadaşlar, anladıysanız. Türkiye ve Finlandiya'daki farkı. Bunlardan biri öğrenci ilgi ve ihtiyaçları önceden bilinebilir diyor. Hangisi? Önceden bilinebilir diyen. Öğrenci ilgi ihtiyaçları çocuklar okula gelmeden. Harikasın. Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları önceden bilinebilir. Evet arkadaşlar bunu yazalım. Tam tersini de buraya yazacağız. Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları önceden bilinemez. Çocuklar okula gelsin, o güzel çocuklar. Sonra zaten bir şekilde programı dayarız, döşeriz diyenler Finlandiya. Yani yaşantı merkezde. Yaşantılara dayanan program. Peki hangisinde öğrenci sisteme girmeden önce yapılır diye bir soru gelse. Öğrenci sisteme girmeden önce yapılan tabii ki çocuk merkezde. Harikasın. Öğrenci sisteme girmeden önce yapılır. Yaşantı merkezi ise öğrenci sisteme girdikten sonra yapılır diyelim arkadaşlar. Mesela benim yaptığım sistem hangisi arkadaşlar? Benim size yaptığım çocuk merkezimi yapıyorum ben, yaşantı merkezimi. CBA'daki derslerimi düşünürseniz böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani siz gelmeden ben sizin ilgi ve ihtiyaçlarınızı biliyorum. Hatta soracağınız soruları da biliyorum arkadaşlar. Dikkat edin, soracağınız soruların çoğuna siz sormadan cevap veriyorum zaten. Ama sizi tanıdıktan sonra programı dayayıp döşesem, konuları belirlesem, şunları yapsam, bunları yapsam o zaman yaşantı merkezi de olur. Yaşantı merkezi bir kere daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Öğrencilere farklı yaşantılar sunulur. Adı oradan gelir. İstediklerini seçerler. Bunu da yazalım mı arkadaşlar? Öğrencilere farklı yaşantılar sunulur. İstediklerini seçerler. Bu yüzden bayağı çağdaş aslında. Finlandiya'yı ben severim zaten. Teklif gelirse gideceğim Finlandiya'ya arkadaşlar. CBA'yı Finlandiya'ya taşıyacağım. Uzaktan eğitim sonuçta. Her yerden ders anlatırım. Çocuk merkezli de arkadaşlar, Taba'nın bir sözü var. Kişi yaşadığını öğrenir, görüşüne dayanır. Bunu biraz açıklayacağım, merak etmeyin. Kişi yaşadığını öğrenir, görüşüne dayanır. Hayır Kader, yanılıyorsun. Finlandiya az öğrencisi olduğu için başarılı değil. Finlandiya gerçekten zeki olduğu için başarılı. Japonya'nın nüfusu 135 milyon ve onlar da bunu yapıyorlar. Arkadaşlar aslında Taba'nın görüşü, bakın, kişi yaşadığını öğrenir. Ne demek aslında? Yaparak, yaşayarak öğrenme demek. Bunda da var bu, bunda da var, bunda da var. Birazdan işleyeceğiz, bunda da var. Hepsinde var. Ama Taba yaşadığı dönemde sadece çocuk merkezli tasarım olduğu için, konu merkezliğe karşı çıktığı için Taba'nın bu görüşü önemli arkadaşlar. Yoksa sadece buraya oturmuyor bu söz aslında. Buna da fark etmişsinizdir zaten, değil mi? Evet, hepsine oturuyor arkadaşlar. Peki öğrenci aktif midir sorusunu çocuk ve yaşantı merkezi için soralım. Hangisinde aktif, hangisinde pasif? Hadi bakalım. Gelsin cevaplar. Öğrenci aktif midir, pasif midir? Yaşantıda aktif, peki çocuk merkezi de? Öğrenci aktif tabii ki arkadaşlar. İkisinde de öğrenci aktif. Zaten bunlar öğrenci merkezli. İkisinde de öğrenci aktif. Lütfen beni kandırmayın. Kandıramazsınız zaten. Yemez Anadolu çocuğu. Bakın nasıl şaşırttım. Sorular da sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Bunlar konu merkezi değil, öğrenen merkezde. Yani öğrencilerin aktif olması ikisinde de kesin ve mutlak olarak ortak.
Anlayabildik değil mi arkadaşlar? Burada hiçbir sorun yaşamadığımızı görüyorum. Olur olur Gül. Az önce anlattım ya, duymadın mı? Aa, aşk olsun. Tabanın şu düşüncesi dedim ki, buna da olur, buna da olur, buna da olur, buna da olur, buna da olur. Hepsine de olur dedim. Tabii. Günümüzde arkadaşlar Türkiye'de kullanılan 2005 sonrası çocuk merkeziydi. Şu an yeni bir sisteme geçmedik. Yani şuna geçtik mi diye soracaksınız. Hayır. İstersen şeyde yazayım. Okul merkezi program geliştirme. Bunu yazabilirsiniz tabii ki. School Based Curriculum diye literatürde ünlü bir şey. Okul merkezli program geliştirmeyi oraya yazalım. Şimdi arkadaşlar romantik tasarıma doğru akalım mı? Sert cümleleri olduğu için radikal, romantik felsefeden etkilendiği için romantik tasarım adını almış arkadaşlar. Bu tasarımda aslında okulların tamamen değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Okulların işleyişi tamamen değişmeli. Bunu bir yazalım. Arkadaşlar yani Finlandiya'da güzel işler yapılıyor, Türkiye'de fena değil ama ikisine de karşı romantikler. Okullar tamamen değişmeli. Tamam kardeşim, değiştirelim. Ne olsun peki? Okullar özgürlük ve sosyalleşme merkezi olmalı. Okullar özgürlük ve sosyalleşme merkezi olmalı. Evet, varoluşçulukla kardeş zaten, aynen kardeş. Ama hatta arkadaşlar bazı, hepsi değil ama bazı savunucuları okula karşıdır. Neyi savunuyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Okulsuz toplumu savunuyorlar. Okulsuz toplum, evde eğitim, homeschooling diyorlar buna da. Evde eğitim gibi vurgular diyelim. Yani okulların adam olmayacağını söylüyor Ivan Illich Okulsuz Toplum kitabında. Ki bunları soruya dönüştürdüm. Merak etmeyin, hem soru bankalarında, hem branş denemelerinde, hem ders denemelerinde, hem de fasikül denemelerinde, ki branş denemesi de ders denemesi aynı şey. Bunlardan soru sordum arkadaşlar. Hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Her anlattığım istisnayı, çıkabilecek her şeyi sordum arkadaşlar. Bunu biraz anlatayım isterseniz. Erkin Koray kızını göndermemiş okula arkadaşlar. Ta 70'li yıllarda. Çünkü okulun saçma çarkına kızımı koyamam demiş. Okulları eleştirmiş. Zaten rockçılar radikal tasarımdan çok etkileniyorlar. Günümüzde de bazı insanlar var, çocuklarını okula göndermiyorlar arkadaşlar. Sebebi, onlara biz eğitim veririz. Okulun sistem çarkları içinde çocuğu süründürmeyelim diyorlar. Mantık bu arkadaşlar. Amerika'da %5'e çıkmış arkadaşlar evde eğitim oranı. 60 milyon öğrencinin olduğu bir yerde fena bir sayı değil. Yani 3 milyon kişi çocuğunu hiç okula göndermiyor. Çünkü okulların çocukları baltaladığını, baskıcı otoriter yanlarıyla okulların çocukların gelişimini aslında durdurduğunu savunuyorlar. Sanırım anlatabildim. İsterseniz Erkin Koray'ı da örnek yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, hümanist tasarıma geçelim mi? Radikal kolaydı. Arkadaşlar hümanistler davranışçılara karşı, davranışçıların basit etki tepki bağına karşıdırlar. Davranışçıların basit etki tepki bağına karşıdırlar. İnsancılar, evet, human. Davranışçıları hiç sevmezler arkadaşlar. Çünkü davranışçılar köpek davranışlarıyla, maymun davranışlarıyla, fare davranışlarıyla insanı anlamaya çalışırlar. Hümanistler insanların çok daha karmaşık olduğunu, bu şekilde onlara tek tip insan moduyla bakamayacağınızı ve her öğrenciye ayrı program yapılması gerekir diyen şahs-ı muhteremler huzurlarınızda. Ve her birey kendi değerler sistemini geliştirmeli diyorlar. Varoluşluktan etkilenmiş olan ikinci tasarım diyebilirim. Her öğrenciye ayrı program biraz zor olmaz mı diyor videodaki arkadaşlarım. Görüyorum onları. Ya da siz. Olur arkadaşlar, ben kolay olur demiyorum zaten ama doğrusu bu. Yapay zekanın gelişimiyle bunlar olabilir diye düşünüyorum. Şu an çok zor. Peki Türkiye'de bunun bir örneği var mı acaba? Yoksa çok uçuk kaçık şeyler mi anlatıyorum? Örnek vereyim, yemeyecek miyim? Acaba yeteneksiz miyim arkadaşlar? Cevap verin. Evet, Türkiye'de arkadaşlar BEP uygulamaları, ki adı BEP ya da ZEP, bunu örnektir. Nedir BEP ya da ZEP? Bireyselleştirilmiş ya da zenginleştirilmiş eğitim planı arkadaşlar. BEP ya da ZEP bunun güzel bir örneğidir arkadaşlar. BEP ya da ZEP her çocuğa ayrı yapılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. İki çocuğa ortak BEP diye bir şey var mı? Var mı öyle bir şey? Yok. O yüzden arkadaşlar BEP ya da ZEP'i Türkiye'deki mükemmel örnek olarak alabiliriz. Bilsem okullarını alabiliriz. Orada da BEP'ler, ZEP'ler yapılıyor. Zaten hümanist tasarımın en çok etkettiği yer arkadaşlar özel eğitimdir. Çünkü özel eğitimde toplu öğretim olamaz değil mi? Her çocuğun özel ihtiyaçları var. Onlarla eğitim yapmak daha zor zaten. Daha spesifik beceri gerektiriyor. Nazlı, anlamadın mı? Bölümün ne Nazlı Acep? Hemen anlatayım sana. İngilizce. Bak Nazlı, okula gideceksin. Her öğrencini tek tek tanıyacaksın. Hepsine ayrı program yapacaksın. Yaptığın program da insancıl olacak. Onları da program hazırlama sürecine dahil edeceksin. Hatta onu da yazayım isterseniz. Bir tere daha çekelim arkadaşlar. Öğrenci program geliştirmeye dahil olur.
Onların da katkılarını alacaksın. İlgi ve ihtiyaçlarını önemseyeceksin. Her öğrenciye nazlı bir program yapacaksın. Al sana hümanist tasarım. Tabii ki bunları yapamayacağını biliyorum Nazlı. Çünkü Türkiye'de bu mümkün değil. Ama en azından kimin için yaparsın? BEP çocuklar için yaparsın. Hani kaynaştırma öğrencileri oluyor ya, özel gereksinimi olanlar. Onlar için yaparsın bireysel eğitim planını. Sana hümanist bir öğretmen derim. Anlaşıldı mı? Davranışçılığı diğer hocamız anlatacak. O benim alanım değil. Merak etme. O hoca anlatınca davranışçılıkla ilgili hiçbir soru işaretin kalmayacak. Ama basitçe davranışçılık beyindeki öğrenme süreçlerine değil, davranışa, görünen davranışa, koşullanmalara odaklanan bir sistem.